5. sınıf öğrenciler, herkese merhabalar. 5. sınıf temel dini bilgiler, 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. soru. Peygamberlere Allah'ın mesajlarını getiren melek hangisidir? İsrafil aleyhisselam, Münker Nekir, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam. Evet, peygamberlere Allah'ın mesajlarını getiren melek hangisidir diye bir soru var. Tabii ki Cebrail aleyhisselamdır. Onun için C şıkkını işaretliyoruz birinci soru için. İkinci soruyla devam ediyoruz. 5. sınıf temel dini bilgiler. 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye ikinci soruyla devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son ilahi kitaptır. Peygamber Efendimiz'e inmiştir. Arapçadır. 10 yılda inmiştir. Evet, buradaki bize yanlış olan soru sorulmakta. Son ilahi kitaptır. Burası doğru. Peygamber Efendimiz'e inmiştir. Bu da doğru. Arapçadır. Bu da doğru. 10 yılda inmiştir. Yani 10 yılda inmesi tamamlanmıştır. Burası yanlış arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim toplamda 610 yılında başlamış. Peygamber Efendimiz'in vefatına kadar devam etmiştir. 23 senede tamamlanmıştır. Doğru cevap burada 23 olacaktı. İkinci soruyu da D şıkkı olarak işaretledik. Üçüncü soru. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği hangisidir? Konuşması, görmesi, akıl sahibi olması, canlı olması. İnsanı diğer varlıktan ayıran en önemli özelliği hangisidir? Tabii ki akıl ve irade sahibi olmasıdır. Akıl sahibi olması, bunu işaretliyoruz. Üçüncü sorunun cevabı olarak. Evet arkadaşlar, kanalımızda İmam Hatip 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tercümesi var. Yine 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün sınıflarla ilgili olarak sınavlarda çıkmış yazılı sorularının bu şekilde çözümleri var. Bilginiz olsun. 4. soruya geldik. Bu arada hatırlatmada bulunalım. Kanalımız ismi Bilgi Akademi. 8-15. videonun çekimini yapıyoruz. Allah her şeyi görür anlamına gelen Allah'ın sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Tekvin, basar, kudret, kelam. Evet, tekvin yoktan var etmek, kudret her şeye gücü yeter olması, kelam konuşması, konuşuyor olması, basar da arkadaşlar Allah her şeyi görür. İşte budur buranın cevabı. Dördüncü sorunun cevabı B şıkkıdır. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam'ın dayandığı tevhid inancına örnektir? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Dini yalan sayanı gördün mü? Evet, burada bize ne soruluyor arkadaşlar? Tevhid inancına örnektir. Bunlardan birisi. Bakıyoruz. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid birlemek demek. Bir olduğunu Allah'ın kabul etmek demektir. Zaten burada da Allah'tan başka ilah yoktur derken o denmek istendiği için 5. sorunun doğru şıkkı olarak A'yı işaretledik. 6. soruyla devam ediyoruz. De ki, o Allah birdir, o doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Yukarıdaki İhlas suresinde Allah'ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir? O doğurmamış ve doğmamıştır, onun hiçbir dengi yoktur. Allah her şeyi Allah'ın yarattığından, Allah'ın her şeye gücü yetmesinden, Allah'ın her yerde olduğundan, Allah'ın eşi ve benzeri olmadığından. Evet, bu ayet arkadaşlar neden bahsediyor? Şurada zaten anlıyoruz. Onun hiçbir dengi yoktur. İşte Allah'ın eşi ve benzeri olmadığından. Bu ayet kerimeden bunu anlıyoruz. Onun için 6. soruyu D şıkkı olarak işaretliyoruz. 7. soruyla devam ediyoruz. De ki, o Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Fatiha suresi, Alak suresi, Rabbena duaları, İhlas suresi. Evet, kul huvallahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Burada İhlas suresinin
meali verildiği için 7. soruyu D şıkkı olarak işaretledik. 8. soruyla devam ediyoruz. Doğruluk iyiliğe nokta nokta cennete götürür. Yalan kötülüğe nokta nokta cehenneme götürür. Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? İbadet kötülük, iyilik kötülük, kötülük yalan, kötülük yalancılık. Aslında şu kelime ile bu kelimenin aynısı, benzeri gelecek ki şu şekilde olacak. Doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Yalan kötülüğe, kötülük cehenneme götürür. Yani burada B şıkkını işaretliyoruz doğru olarak. 8. soru B şıkkı. 9. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel özelliklerinden biri değildir? İslam evrenseldir. İslam vahiy kaynaklıdır. İslam sadece Arapça bilenlerin anlayabildiği bir dindir. İslam akla önem verir. Evet, İslam'ın dinin temel özelliklerinden birisi değildir diyor arkadaşlar. İslam sadece bilenlerin anlayabileceği bir dindir. Arapça bilenlerin daha doğrusu. Böyle bir şey yoktur. Kelime-i şehadet getiren, kendi diliyle okuma yazma bilen her kimse, bilmese bile, duyduklarını anlayabilen her kimse ne yapar? İslam'ı anlar. İslam dininin ne olduğunu bilir. Onun için 9. soruyu C şıkkı olarak işaretledik. 9C. 10. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir? Meleklere iman, oruç tutmak, hacca gitmek, namaz kılmak. İslam'ın şartlarından biri olmayacak. İslam'ın şartlarına bakıyoruz. Burada hangileri var? Oruç tutmak İslam'ın şartı, hacca gitmek İslam'ın şartı, namaz kılmak İslam'ın şartı. Meleklere inanmak arkadaşlar nedir? İmanın şartlarından birisidir. Yani İslam'ın şartlarından birisi değildir. Onun için 10. soruyu A şıkkı olarak işaretledik. 11. soruya geldik. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellikleri hangi seçenekte verilmiştir? Topraktan yaratılmış olması, akıl, irade, vicdan ve düşünme yeteneğinin olması, güçlü yaratılmış olması, yeryüzündeki ekin, meyve, sebze ve hayvanlardan yararlanabilmesi. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Akıl, irade, vicdan ve düşünme yeteneğinin olmasıdır. Evet, akıl, irade, vicdan, düşünme. İşte bu sıfatlar, özellikler diğer varlıklardan insanı üstün tutuyor ve onlardan ayırıyor. Onun için 11. soruyu B olarak işaretledik. 12. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzenle ilgilidir? Gece gündüzün birbirini takip etmesi, mevsimlerin oluşması, meyvelerin farklı tat ve renkte olması, hepsi. Evrendeki düzenle ilgili olarak arkadaşlar bunların hepsini işaretliyoruz. Hepsi de çünkü evrenin gidişatı ve düzeniyle alakalıdır. Hepsini işaretledik. 12D. 13. soru. Allah'ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Burada iki şey var. Bir noktaya kadar olan yer, bir de burası. Buna göre bulacağız. Yukarıdaki ayette İslam'ın hangi özelliği ifade edilmektedir? Sevgi ve barış dini olduğu, İslam'ın evrensel bir din olduğu, İslam'ın dünya ve ahiret dengesini amaçladığı, İslam'ın tevhid inancına dayalı olduğu. Evet, Allah'ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. İslam'ın dünya ve ahireti denge amaçladığı. Dünyadan da nasibini unutma. İşte burada dünya kelimesi var arkadaşlar. Buradan da bunu çıkarıyoruz. Nitekim burada İslam'ın dünya ve ahiret dengesini amaçladığı. Yani hem dünya hem ahiret. Allah'ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Yani hadis-i şerifte de bildirildiği üzere hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen ölüverecekmiş gibi ahiret için yaşa. Onun için 13. soru ne yaptık arkadaşlar? C şıkkı olarak işaretledik. 14. soruya geldik. Allah'ın var olduğuna inanan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? Merhametli ve affedici olması, her zaman Allah'a güvenip ona dua etmesi, yalnızken günah işlemesi, Allah'ın sevgisini kazandıracak davranışlarda bulunması. Evet arkadaşlar, 14. soru size kaldı. 14. sorunun cevabını
Yorumlar kısmına yazıyorsunuz 14 A, B, C, D, her hangisi doğruysa onu yazıyorsunuz. Bakalım ilk 3 kişi doğru olarak kim yazacak? Şimdi genel manada kanalımızın bir tanıtımını yapalım. Ne tür videolar var? Sonra videoyu bitirelim. Evet, Bilgi Akademi arkadaşlar, kanalımızın ismi. Burada da görüyorsunuz zaten. Öncelikle abone olmanızı ve arkadaşlarınıza tavsiyede bulunmanızı rica ediyoruz. Oynatma listelerine buraya tıkladığımız zaman videoların sınıf sınıf gruplandırılmış hallerini bulacağız ki burada 5. sınıf yazılı soruları var. Arapça, temel dini bilgiler, din kültürü, Kur'an-ı Kerim, siyer-i nebi gibi derslerin sınavda çıkmış sorularının çözümü var. Bu anki video gibi, yani çekimini yaptığımız video gibi anlatıyoruz. Sonra aşağı indiğimiz zaman 5. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var burada arkadaşlar. 1. üniteden 6. üniteye kadar. Onları da buradan girip vakti uzatmayalım, vaktinizi almayalım. Buradan tıklayıp bakabilirsiniz. Biz yine de size kolaylık olsun diye, arkadaşlar gösterelim hangi tür videolar var. Bu reklamlar geldiği zaman atlarsınız. Evet, 1. ünite 1. dersten başlıyor. Böyle aşağıya doğru 6. üniteye kadar var arkadaşlar. Görüyorsunuz Arapça'ya Türkçe'ye tercüme edilmiş. Evet, kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Son soruyu size bıraktık. Onu cevaplayıp yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.